Herkese günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. 10.30'da kalktım. Hemen üstümü giyindim. Pazara geldim. Dedim pazar işini erkenden halledeyim. Kafam rahat olsun. Şimdi hep beraber pazara gidelim. Eksiklerimizi alalım. Orada çekim yapabilirsem görüşürüz inşallah. Çekirdeklerin güzellikleri. Mısır ne kadar? Abla 1 lira ses. 1 lira. Fasulyen ne kadar? Fasulye 6 lira ama Ayşe bahçeli. Bir tane gübre yok. Güzel, tamam. Kendi bahçem. Hiç almadım öyle. Ama çok güzel. Hiç almadım vallahi, bilmiyorum güzel. Ki. Dolgun yani. Şöyle mısır alayım bakalım. 3 lira. 2 Doğu amcadan fasulye aldım, mısır aldım. Bir de onu kırmadım, ay çekirdeği satıyordu. Ay çekirdeği de aldım. Şimdi giriyoruz bakalım. Buralarda böyle görüyorsunuz, köyden getiriyorlar. Bu aldığım fasulye zaten gübresizmiş. Dolaba koymak için aslında fazla alsaydım dedim ama neyse artık. Sabah olduğu halde böyle çok tenha değil görüyorsunuz. Ben ilk olarak patatesimi alıyorum. Domates de alacağım. 1,5 yazıyor zaten bu hafta. Her şey var zaten bol bol. Çak abla, bizi de çekebilirsin. Kırmızı biber 4 liraymış. Patlıcan da 3 kilosu 10 liraymış. Buradan bunları da alayım. Domates de alıyorum. Nane falan mis gibi kokuyor. Buradan da yeşilliklerimi alıyorum. Havuç alıyorum. Limon da alayım. Burada en sevdiğimiz beyaz incir alıyorum. Mürdüm eriği alacağım. Bir de ne aldım? Şeftali aldım. Bir kiloda şey mürdüm eriği var benim. Buradan da bunları alıyorum şimdi. Eve şimdi geldim arkadaşlar. O kadar yoruldum, anlatamam sizlere. Pazar arabası olduğu halde. Bunların haricinde 3 kilo patlıcan, 2,5 kilo da kırmızı kapya biber aldım. Onu hemen pide alırken fırına bıraktım. Bir saat sonra gelir alırsınız dediler. Şimdi sizlere aldıklarımı göstereceğim. Pazar da pahalanmış biliyorsunuz, zaten yazın pazar çok böyle turşu zamanları, konserve zamanları çok ucuz olmuyor maalesef. İlk önce şunu göstereyim. Fırından böyle harika bir pide aldım. 2 tane. Amcadan fasulye aldım. Çok güzeldi. Fasulyesinin kilosu 6 liraydı ama köy fasulyesiydi. 1 kilo aldım. Normalde ay çekirdeği hiç almış değilim. Sadece Bilecik'teyken almıştık. Orada görev yaparken böyle satılıyordu. Şunları güzel ayıklayacağım. Amca böyle büyükleri 3 liraya satıyordu. İlle bir tane al deyince kıramadım. Ama büyük büyük görüyorsunuz. Bir tane aldım. Söylediğim gibi 3 liraydı. Mürdüm eriği aldım. Kilosu 5 liraydı. Şeftali 7,5 liraydı. Üzüm 7,5 liraydı. 10 liralık aldım. Biz ailece inciri çok seviyoruz. İncir de 15 liranın altına düşmüyor maalesef. 15 liraydı. 1 kilo incir aldım. 3 kilo sivri domates aldım. Pardon, bunu 5 liralık verdiler. Şöyle çok güzel salatalık aldım. Kilosu 5 liraydı. Sivri biberin kilosu da 5 liraydı. Ben yarım kilo aldım. Çünkü eşim yine taze sebze falan getirirse dedim, böyle çok çok abartılı almadım. Havucun kilosu ne kadardı inanın hatırlamıyorum. Böyle 1 kilo havuç. 4-5 tane de limon aldım. Yine o çekirdek aldığım amcadan şöyle mısır aldım. Kendi mısırlarıymış. Burada böyle kendi mısırlarını satanlar az oluyor. Bulmuşken alayım dedim. 6 tane aldım. Ben geçen vlogu kapattığımda Yaren canı mısır istedi. Boyabat'tan getirdiğim mısırın 4 tanesini pişirdim. Harika oldu gerçekten. Burada da yine her zamanki gibi 4 kilo patates var. 4 kilosu 5 liraydı. Soğan vardı, o yüzden almadım. Maydanoz aldım, nane aldım. Dereotu almayı unutmuşum. Bir de şöyle bir durum var. Bunları aldım. Patlıcanla biberi söylediğim gibi fırına bıraktım. Ama eve patlıcanla biber almayı unutmuşum. Şimdi biber almaya gittiğimde pazar hemen yakınında olduğu için 2 dakika uğrayacağım, patlıcan alacağım. Çünkü karnıyarık yapasım var. Karnıyarık çok seviyorum. Bu hafta közlenmişleri hallettim. Şu domateslerin bazılarını halka halka keseceğim. Dolaba atacağım. Aldıklarım bu şekilde. Pazar bayağı bir yüklü tuttu bugün arkadaşlar. Çünkü benim aldıklarım da çoktu. Zaten inanın meyveler çok tutuyor. 7,5, 7,5, 15, 5 derken meyveye dünya para veriyorsunuz. Çok şükür biz alabiliyoruz. Rabbim alamayanlara, alım gücü olmayanlara yardım etsin diyorum. Bizlere de inşallah ağız tadıyla, sağlıklı, huzurla yemeği nasip etsin. Ben şimdi çay suyumu koydum. Altını şöyle açayım. Çayımı demleyeyim. Ondan önce bunları yerleştireyim.
Pazardan çıkışta da arkadaşlarımla, komşularımla karşılaştım. Bir de şöyle bir biraz şey var. Biraz da böyle konuşayım dedim, komşularımla sohbet ettim. Söylediğim gibi pazarda onlarla karşılaştım. Tülay Hanım sabahları ilk iş olarak beni izliyormuş. Buradan öpüyorum kendisini, sevgiler gönderiyorum. Bugün tencere alayım mı almayayım mı böyle kararsızdım. Dün çünkü tekrar yöne gittim, baktım. Yöndeki tencereler çok güzel ama bayağı bir büyük. Benim o tencereyi alsam ya şu dolabın üzerine koymam lazım. Gerçekten ciddi anlamda yerim yok. Şuna zaten sığmaz. Bir de şimdi aşure için, domates sosu için. O yüzden de acele etmek istemedim. Allah var, en alttaki komşumla karşılaştım. Ona sordum, baktım onda aşure tenceresi varmış. Tabii ki de alabilirsin dedi. Öğleden sonra ondan tencereyi alacağım. Yarın Allah'tan bir şey çıkmazsa inşallah aşuremi yapacağım. Bu akşam yatmadan önce her şeyi ıslatacağım. Yarın kalkar kalkmaz ilk işim aşure pişirmek olacak. Allah izin verirse. Öyle yani, gerçekten yoruldum. Ama olsun, şimdi hemen bu güzellikleri yerlerine yerleştireyim. Çayım da kaynasın, demleyeyim, kahvaltımı yapayım. Daha sonra görüşmek üzere inşallah. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Ondan sonra ben hemen hızlı bir şekilde fırına gittim. Çünkü bir saat sonra gelirsin demişlerdi. Böyle geçenki gibi çok güzel bir şekilde közlemişler. Duman çıkıyor, bayağı bir sıcak. Şöyle biberi de göstereyim. Bunlar biliyorsunuz böyle poşette kalınca daha da rahat soyuluyor, iyi oluyor. Bunlar kendi kendine burada ılısın. Ondan sonra soyacağım. Mısırları da bu şekilde ayıkladım. Yarın isterse bu akşam yapacağım. Yoksa böyle ortadan bölüp derin dondurucuya koyacağım. Ay çekirdeği de şimdilik burada, bunu balkona kaldıracağım. Üzerinde çiçekler vardı, onları güzel ayıkladım. Fırına kadar gitmişken pazara uğradım. Tekrar kırmızı biber aldım, patlıcan aldım. 2 kilo daha domates aldım. Böyle şimdi keyif çayı içeceğim, dinleneceğim. Ondan sonra tekrar mutfağa gireceğim. O zaman tekrar görüşürüz inşallah. Şimdi ben patlıcanı, biberi soymadan önce yemeğimi halledeyim istedim. Pazara gitmeden kıyma çıkarmıştım. Böyle halka halka patateslerimi kestim. Kıymalı güzel bir harç yapacağım. Bol domatesli, soğanlı. Fırında inşallah patates oturtma yapacağım arkadaşlar. İlk bunu halledeyim dedim. En azından yemek işim aradan çıkmış olsun. Görmüş olduğunuz gibi yemeğim hazır. Bir tek fırına atması kaldı. Bir de böyle hafif salçalı bir sos yapacağım. Zaten böyle kıymasını, biber salçası da koydum kavururken. Domates de koydum. Bu şekilde sunumda yaptım. Şimdi bunu bir kenara alacağım. Bayağı bir sıcak şu an tepsim. Ocağımı görmeyin. Ocağım berbat bir durumda. Şuralara hemen yağ çöz döktüm. Ocağa da dökeceğim. Güzel bir şekilde buraları temizleyeceğim. Ondan sonra hiç vakit kaybetmeden biberle patlıcanı soyup onları kesip dondurucuya atmam lazım. Bunun yanına da büyük bir olasılıkla ya pirinç pilavı yapacağım arkadaşlar ya da erişte mi yapayım. Bilemedim. Neyse, ona da ilerleyen dakikalarda karar veririm. Şu an saat erken zaten. Vallahi siz de öyle misiniz bilmiyorum. Yemeği yapınca biz ev hanımlarının üstünden büyük bir yük kalkıyor. Özellikle de ne yapacağımı bulduktan sonra gerisi kolay. Ay, buralara kadar sıçramış, görüyor musunuz? Şimdi güzel bir şekilde cillop gibi ocağımı, etrafını temizleyeyim. Tekrar görüşürüz. Biberi, patlıcanı soydum. Güzel yıkadım. Ben yıkıyorum, bilmiyorum. Belki aranızda yıkamayan arkadaşlar vardır. Süzgece koydum. Epey bir süzüldüler. Ondan sonra böyle ufak ufak kestim ve poşetlere koydum. İkisini karışık koydum. Geçen sene de böyle yaptım. Gerçekten güzel oldu. 4 poşet çıktı ama dolu dolu, gördüğünüz gibi. Şu kilitli poşet almayı bir türlü aklıma getiremiyorum. O kadar markete gidiyorum, kilitli poşet almayı unutuyorum. O da BİM'de 101'de sanırım yok. Gözüme de çarpmıyor. Her neyse, böyle buzdolabı poşetlerine koydum. Havasını aldım. Buradan fazlalığını kestim. Geçen sene kilitli poşetlere koymuştum. Çok daha düzgün olmuştu ama olsun artık. Şimdi bunları derin dondurucuma koyacağım. İlk dondurucu tarafına koyacağım. Orada şoklandıktan sonra alt rafa alacağım. Ve Allah izin verirse inşallah kışın ağız tadıyla yiyeceğiz. Patlıcan bir kere daha alırım. Haftaya da böyle 4 poşet çıkarsa bana yeter de artar. Ama biber tek başına közleyip koyacağım. Çünkü bazen kışın biberi böyle sırf sarımsaklı, limonlu, nar ekşili balığın yanında çok seviyoruz. Her neyse, çok konuştum gene. Şimdi bunları dondurucuya kaldırayım. Evi süpüreceğim. Ondan sonra yemek hazırlıkları için tekrar mutfağa gireceğim. Malum pilav yapacağım. Bitmiyor, görüyorsunuz. Hiçbir şekilde ev işi bitmiyor arkadaşlar. Allah sağlık versin. Yapalım, ne yapalım. Az önce sanırım şimdi mutfaktan çıkıyorum. Evi süpüreceğim demiştim ama maalesef mutfaktan çıkamadım.
Aklıma domatesler geldi. Dedim yeşim, onları da bugün hallet. Şöyle 4 poşet yaptım şimdilik. Başka yapar mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Ben bunu ilk defa koyacağım. Belki aranızda daha önce bu şekilde yapan arkadaşlar vardır. Zaten bana muhakkak yazıyorsunuz. Böyle halka halka kestim. Çok ince kesmedim. Orta kalınlıkta. Hafta sonu biliyorsunuz böyle bol sarımsaklı, kaşar peynirli, bol baharatlı yapmıştım. Biz o şekilde çok seviyoruz. Bazen de fırında balık yaptığımda lazım oluyor böyle halka halka domates. Her ne kadar kışın alsak da yaz domatesinin tadı, lezzeti başka oluyor. Bu da bu şekilde 4 poşet çıktı. Havalarını da aldım. Şimdi bunları da buzluğa kaldırayım. Şimdi mutfaktan çıkıyorum. Ama şimdilik çıkıyorum. Ev süpüreceğim. Biraz dinleneceğim. Hatta su kaynattım. Belki Nescafe de içebilirim. Ondan sonra tekrar mutfağa gireceğim. Eşim çünkü 6-6.30 gibi gelecekmiş. O yüzden biraz acele etmiyorum artık. Rabbim kış hazırlığı yapan herkese, içinde bana da sağlıkla, huzurla yemeği nasip etsin diyorum. Ben bayağı bir dinlendim arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Saat 5.30'a geliyor. Zuhal Topal'ı açtım. Onu da seviyorum böyle. Vaktimi oldukça takip ediyorum. Şimdi sizlerle birlikte mutfağa geçelim. Ve ne yapalım? Biliyorsunuz yemeğimi yapmıştım. Birden parlayınca böyle. Yemeğimi yapmıştım. Pilav suyumu koydum. Pirinçlerim sudaydı hemen hemen bir 40 dakikadır falan. Saat 5.30-6.30-7 arası geleceğim dediğine göre eşim, şimdi ben yemeğimi hemen fırına atabilirim. Şöyle salçalı sos yaptım. Hem biber salçası hem domates salçası koydum. Size çekebilir miyim? Çekemiyorum sanırım. Neyse, sosu dökeyim. Ondan sonra sizlere göstereyim. Bu zaten pişmiş olduğu için patatesler hemen bir yarım saatte falan pişecektir. Aşırı sulu yapmıyorum. Tabağımı da şöyle bırakayım. Ay, fincanı kıracaktım. Şimdi hemen yağlı kağıtla üzerini örteceğim ama fırına göndermeden sizlere de göstereyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi suyunu da ekledim. Az önce de söyledim, zaten patatesler, kıymalar pişmiş. Sadece o fırın lezzetini alsın. Güzel biraz da fırında pişsin istiyorum. Fırın yemekleri biliyorsunuz çok güzel oluyor. En yakın zamanda karnıyarık da yapacağım. Ben bir karnıyarık aşığıyım, acayip severim. Şimdi yağlı kağıdı ıslatayım, bunu doğru fırına göndereyim. Ondan sonra da pilavı yapacağım. Pilav soğumasın diye güzel sofra bezine sarıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Cacık mı yapayım, salata mı yapayım? Bugün böyle bir kararsız günümdeyim. Onu da hallettikten sonra yemek faslımız bugünlük şükürler olsun bitmiş olacak. Ben tezcanlıyım arkadaşlar. Aslında bunları akşam suya koyacaktım. Ama mutfaktan çıkmadan önce bir su bardağı nohut ve bir su bardağı kuru fasulyeyi böyle suya koydum. Güzel ağızlarını kapatacağım. Yemekten sonra da geç saatte aşureyi pişireceğim. Sabah sizlere anlatacağım tabii detaylı bir şekilde. Ben aşureyi bol suyla yıkıyorum ama kaç kere yıkıyorum inanın bilmiyorum. O kara suyunu baya baya çıkartıyorum. Ondan sonra bir taşım kaynatıyorum. Ağzını kapatıp sofra bezine sarıyorum. O şekilde gerçekten çok güzel oluyor. Hani ertesi gün düdüklü de pişirmenize gerek kalmıyor. Zaten yarın dediğim gibi Allah kısmet ederse detaylı bir şekilde inşallah sizlerle birlikte aşureyi yapacağız. Şimdi ben pirinçlerim suda, onları yıkayayım. Hep beraber pilavımızı da yapalım. Salatayla cacık konusunda hala kararsızım ama yoğurdum azmış. Büyük bir olasılıkla salata yapacağım. Pilavımı da yapmaya başladım. İlk zeytinyağında arpaları kavuruyorum. Ondan sonra ben tereyağı ekliyorum. Tuzunu da ekledim. Şimdi bu şekilde birkaç dakika kavrulacak. Ondan sonra sıcak suyunu ekleyeceğim. Altını kısacağım. Ve pilavım misler gibi tane tane olacak inşallah. Bu kadar kavrulması yeter arkadaşlar. Şimdi sıcak suyunu ekliyorum. Maalesef ki ölçü veremiyorum. Bazen arkadaşlar ölçü istiyorlar ama pilavda asla ölçüm yok. Şöyle son bir kere daha karıştırayım. Kapağını da kapatalım. Altını kısalım. Ve pilavımız pişsin bakalım. Şimdi pilava bakmaya geldim. Oo, görüyorsunuz maşallah her zamanki gibi tane tane olmuş. Ay, bunu bir dengesiz koymuşum. Altını kapatayım. Dediğim gibi sofra örtüsüne sereceğim. Çünkü eşimin gelmesine bir yarım saat falan var. Soğusun istemiyorum. Pilavı nedense böyle ısıtıp sevmiyorum. Bu tamam. Fırındaki yemek de az kaldı olmak üzere.
Görmüş olduğunuz gibi yemeğimi fırından çıkardım. Harika gözüküyor arkadaşlar. Ama eşim daha gelmedi maalesef. Pilavım da hala dumanı üstünde. Sizlere göstermek için kapağını açtım. Sofra bezine sarmıştım. Şimdi ben salata hazırlıklarına geçtim. Salatamı yapıyorum. Soframı kuracağım. Biz muhakkak sofradayken eşim de gelecektir. Görüyorsunuz harika oldu. Fırında gerçekten çok güzel oluyor. Tencerede de çok seviyorum ben patates oturtmayı ama fırında ayrı bir lezzeti oluyor. Böyle bakalım. Şimdi biz afiyetle yemeğimizi yiyelim. Rabbim olmayanlara versin inşallah. Bizlere de bin bir bereket versin diyorum. Yemekten sonra tekrar görüşmek üzere. Yemekler yendi, sofrayı falan kaldırdık, bulaşıklar ayarlandı, çayımı bile demledim. Barış'la beraber şimdi yürüyüşe çıktım. Size söylemiştim, gerçekten bu şişkinlik beni çok rahatsız ediyor. Zaten yani bir haftadır var da böyle çok dillendirmek istemiyorum. O yüzden yemekten sonra yürümek iyi geliyor. Yemin ediyorum karnımı çeksem şok olursunuz. Yani o derece şiş midemle beraber. Yürüyüş de iyi geliyor işte, şimdi böyle çıktık, yürüyoruz. Burada kimse yoktu şimdi. İki kişi geçti. Maskemi o yüzden aşağı indirdim. Bir de karın şişliği olunca nefeste de problem oluyor ister istemez. Hava güzel. Böyle ileriye doğru, Kent Park'a doğru gidiyoruz. Biz bir bu tarafa gidiyoruz. Bir de Saat Kulesi'nin oraya. Öyle bakalım. Şimdi yürüyelim. Evde de çayımız o arada oturmuş olur. Tekrar görüşürüz inşallah. Kent Park'ın oradan Saat Kulesi'ne kadar geldik arkadaşlar. Bir uçtan öbür uca kadar yürüdük. Gerçekten söylediğim gibi iyi geliyor. Şimdi peki ne yapacağız? Hemen Saat Kulesi'nin şöyle etrafından dolanacağız. Karşı yoldan doğru. Bir de o taraftan yürüyeceğiz ve evimize gideceğiz. Saat Kulesi de gündüz ayrı güzel, akşam ayrı güzel görünüyor, böyle ışıklandırılmış. Çorum'da da gördüm ben Saat Kulesi. Çorum'da yaygın. Evet değil mi? Şeyde falan da mı var ki? Kayseri'de falan. Evet. Var mı? Bir de İzmir'de vardı da İzmir'e gidip görmek nasip olmadı. İnşallah diyelim. Evet arkadaşlar, biz yürüyüşten geldik. Çayımızı içtik bile. Gerçi kendi adıma içtik diyeyim. Çünkü benimkiler hala içeride. Baba kız çay keyfi yapıyorlar. Güzel bir yabancı sinema açtılar. Onlar sinema keyfi yapıyor. Ben maalesef arkamda görmüş olduğunuz gibi buğdayımı getirdim. Zaten sizlere çektim. Nohutu, fasulyeyi suya koydum. Demin böyle kaç dakika videom var edit yapayım diye çay içerken oturdum. Kendi kendime o kadar güldüm ki sürekli buğdayı pişireceğim akşamdan diyeceğime aşureyi pişireceğim, aşureyi pişireceğim deyip durmuşum. Bazen böyle dil sürçmeleri oluyor. Artık affınıza sığınıyoruz. Bizler de hata yapıyoruz. Genelde hata yaptığımda altyazıyla böyle belirtiyorum yani sizlere de. Yürüyüş gerçekten iyi geldi. En azından bir nebze olsun böyle rahat nefes alabiliyorum gerçekten. Normalde sade soda alacaktım. Meyveli sodamız var. Sade soda da biraz iyi geliyor. Bugün yazan arkadaşlar var. Kendinde veya çocuğunda bağırsak sendromu olanlar varmış. Gerçekten yaşayan bilir. Çok zor bir rahatsızlık. Hani böyle her zaman olmuyor ama olunca benimki uzun sürüyor yani. Resmen pantolonlarımı bile ilikleyemiyorum. O derece bir şişkinlik oluyor. Her neyse, sizi daha fazla sıkmayayım. İnşallah geçecektir. Az önce de söylediğim gibi arkamda buğdayım. Buğdayımı güzel bir şekilde yıkayacağım. Neredeyse 10-15 kere yıkıyorum. O sarı suyu iyice gidiyor arkadaşlar. Ben akşamdan içine 5-6 tane karanfil de atıyorum. Tenceremde kaynatıyorum. Size söyledim sanırım. O şekilde sofra bezine sarıp sabaha kadar bekletiyorum. Sabah kalkınca da kahvaltıdan sonra ilk işim aşureyi yapmak olacak. Aslında kahvaltından önce de başlayabilirim. Aşureyi ocağa koyarım. Nohutla fasulye falan da haşlanacak. Artık duruma göre bakacağız yani. İnşallah sağlıklı bir şekilde kalkarsam, Allah nasip ederse diyorum. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi severek, sıkılmadan, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Böyle çok severek izliyoruz. Asla sıkılmıyoruz Yeşimcim veya Yeşim ablacım yazan bir sürü yorum alıyorum. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Buradan hepinize kalpler gönderiyorum. Çok yapamasam da. En yakın zamanda bir canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Hepinizi çok özledim. Canlı yayın çok isteyen arkadaşlarım var. Özelden de yazıyorsunuz. Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız orada da adım Yeşimli Günler. Oraya da bekliyorum. Orayı da aktif bir şekilde her zaman söylüyorum. Kullanmaya çalışıyorum. O zaman kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda aşure yapımında buluşmak üzere diyorum. Hepinizi öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.